Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle projekleme nasıl kayıt olunur? Nereden indirilir? Ne yapmamız gerek? Bütün adımları inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Bakalar <laughs> kayıt olmaya, indirmeye geçmeden önce oyun hakkında hiçbir bilgisi olmayanlar, daha oyunun ismini duymamış olanlar vardır. O yüzden bir oyunun trailerını izleyeceğiz, gameplayini izleyeceğiz. Ondan sonra nasıl kayıt olunur, ne yapmanız gerekiyor giriş yapmak için hepsini göstereceğim. Bir trailerını inceleyelim hiç bilmeyen arkadaşlar için. Evet, gördüğünüz gibi karakterlerde bu karakterimiz Sova. Aynı yetenekleri de aynı. Sadece baykuşu yok. Oyunda arkadaşlar iki tane yetenek var, 3 yetenek yok. iki yetenek, bir tane de ulti var. Bakın altta çıkan ee, öldürme efekti bile aynı. Valorant'ta da var aynı efekten bildiğiniz gibi işte skin alınca değişiyor hatta efektler. Bunda da büyük ihtimalle skin alınca değişecek. Öldürme efektleri bile aynı. Odin var. Scope açıp scope'u bile aynı arkadaşlar. Bakın scope'a şimdi. Scope'ta durduralım. Scope bile aynı. Yani bir fark yok. Sadece arkadaşlar scope açınca bakın normalde sağ altta mermi gözükür değil mi? Bunda plan alt tarafında dijital bir ekran var. Orada mermiler gözüküyor. Bu karakterimiz Sage duvar atıyor, cam basıyor, ultiyle kaldırıyor adamı. Evet, Sova drone'unu gördünüz daha demin ama Sova drone'u Sova da değil, başka bir karakterde. Onu da birazdan inceleyeceğiz. Sova drone'u daha demin gördüğünüz Spike kuran karakterde. O ultisi de Sky ulti. Yani karakterlerin skill'lerini karman çorman yapmışlar. Bütün yetenekler birbiriyle karışmış mesela Sky ultisiyle Sova drone'u bir karakterde. Omen Smoe ile Jett'leşi bir karakterdi. Sonunda gördüğünüz gibi bakın sonu tekrar açıyorum. Şu an sadece arkadaşlar kapalı betada zaten oyun. Google Play'de var. Birazdan Google Play'den nasıl indirebileceğinizi anlatacağım. Şimdi bir de oyunun bir gameplayini izleyelim. Evet haritaların Valorant'taki haritalarla fazla bir alakası yok. Haritalar kendilerini özgü yapmışlar karakterler gibi değil yani. Bu karakter Reyna bakın öldürüyor E basıyor hasar yemez oluyor. Bakın elinde bir bıçak var bu büyük ihtimalle Battle Pass'in bıçağı. Oyunda gene desenler olacak Valorant'taki gibi. Ya Battle Pass'ten alabilirsiniz. Mesela 50 lira Battle Pass ücreti olur onu alırsınız. Ya da aynı Valorant'taki gibi işte. 100 lira 200 lira skinler bulunur öyle alabilirsiniz. Şerif. Bakın. E basıyor hasar almaz oluyor. Karakterlerin gördüğünüz gibi sağ altta 3 tane yeteneği var. Omun'un arkadaşlar bakın ışınlanma yeteneği var ışınlanıyor. Rakibin arkasına geçiyor. Bu karakterimiz Sage sağ altta gördüğünüz gibi. Can basabiliyor. Ondan sonra bildiğiniz gibi Sage'in yavaşlatması var. Bunun yavaşlatması hem hasar veriyor hem de böyle e, smoke gibi kaplıyor etrafı. Jet'in smoke gibi aynı. Birazdan atarsa göstereceğim. Ultisi adamı kaldırıyor. Bakın kaldırdı takım arkadaşını. Evet gördünüz mü yeteneği? Bulut gibi atıyor. Onun da hep aynı yerden ışınlamış duruyor. <laughs> Şimdi bence bakın bıçak farklı şu an daha demin karambit tarzı tutuyordu. Şimdi M9 bayonet gibi CS'deki tutuyor. Bence arkadaşlar bakın oyun güzel olmuş hani. Çalıntı malıntı ama iyi bence sağlam yani. Bence arkadaşlar oyunun grafikleri o kadar iyi değil. Bu iyi olmaması kötü bir şey değil bence iyi bir şey. Çünkü şimdi telefonu kötü oluyor bazı arkadaşlarımızın. Ya da işte düşük bütçe eskiden kalma telefonları oluyor. Onlar nasıl oynayacak oyunu? Bence onlar da oynayabilecek bu oyunu. Hiçbir sıkıntı çekmeyecek, FPS problemi falan yaşamayacaklar. Ama tek sorun, şimdi bildiğiniz gibi bilgisayardan emülatör üstünden oynayanlarla normal telefondan oynayanlar aynı oyuna mı girecek? O zaman çok adaletsiz olur arkadaşlar. Bir Alırım ben mouse'u, tak 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 indiririm herkese. Telefondan oynayanlarla bilgisayardan oynayanların karışmaması lazım. Buna da bir çözüm getireceklerini düşünüyorum ben. Daha oyun çıkmadı bile kapalı betada. Sürekli Reyna'yı gösteriyor. Bu karakterimiz de bu karakter de Reyna bakın. Reyna'nın kör yeteneği. Aynısı körü de. Attı körü. E bastı öldürdü. Ultisi de aynı Reyna yla. Bakın bu ulti basmış hali. Görünmez oluyor. Bakın öldürdü. Hasar yemedi ama. Hasar yese orada bariyer almayı da göstereceğim. Can çalıyor gene aynı. Omunulttu. Bakın B'ye teleport atıyor. Adamı el sattı. Agalar, işte oyun böyle yani. Valorant'ın aynı karakterlerinin mobile uyarlanmış versiyonu. Haritalar farklı. Haritaların Valorant'la alakası yok. Onu fark ettim mi? İyi var haritaları kendine özgü yapmışlar. Yani bu oyunun çıkacağı %100. Zaten kapalı betada şu an arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şimdi nasıl kayıt olabileceğinizi ne yapmanız gerekiyor onları söyleyeceğim. Oyun 4 Ağustos 19'da açıldı kapalı betayı arkadaşlar. 4 Ağustos 19'dan 6 Ağustos 19'a kadar süren bir kapalı beta kaydı vardı arkadaşlar. Bugün yok yani bugün bitti. 6 Ağustos 19'da kapalı beta kayıtları bitti. Toplam 1000 kişi aldılar arkadaşlar. 1000 kişi kayıt olabildi. Nasıl kayıt oldu arkadaşlar? Girdiler Google Play Store'a. Google Play Store'a Project M yazdığınız zaman şu an açık değil. Şu an yazsanız bile çıkmaz bakın. Bir dahaki diğer kayıtlar başlayacağı zaman ben bunların duyurusunu yaparım. Videosunu çekerim. Diğer kayıtları kaçırmamak için arkadaşlar kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. En hızlı siz girin kapalı betaya. Direkt çıktığı gibi videosunu çekip atarım. Şimdi adamların açıklamasını okuyacağım şimdi sizlere. Ne yazık ki ilk beta testi çok sınırlı bir biçimdeydi. Çünkü sadece 1000 yer mevcuttu. Geliştiriciler tüm yerlerin zaten dolduğunu ortaya koydu. Dolmuş yani giremezsiniz şu an imkansız. İstediğiniz yapın giremezsiniz. Resmi projekten YouTube hesabı kayıtlı kullanıcı sayısının bine ulaştığını ve yeni kullanıcı kaydının artık sona erdiğini bildirmekten dolayı üzgünüz dedi. Projekten beta kaydı nasıl katılınır? Yine de iyi haber şu geliştireceğin yakın gelecekte yeni beta testleri yapmayı planlıyorlar. Ancak bu tam olarak ne zaman olacağı şu anda bilgisine sahip değiliz diyor. Bakın açıklamayı çevirdim ben size. Arkadaşlar şimdi bu e, tarih belli değil. Fakat oyunun oyuna talep o kadar fazla ki ben bu tarihin yakın bir tarihten bir ay değil de bir iki gün bir hafta sonra bir daha açılacağını düşünüyorum. Açıldı şimdi tamam mı? Siz haberi aldınız ilk başta. Ne yapmanız gerekiyor? Google Play Store'a giriyorsunuz arkadaşlar. Play Store'dan Project M yazıyorsunuz. Orada çıkarsa kapalı betaya girebilirsiniz. Çıkmazsa giremezsiniz arkadaşlar. Telefon uyumluluğu önemli. Yani telefonunuz biraz daha iyi birazcık daha kaliteli ise direkt çıktı haberini aldınız. Project M yazıp kayıt ola basabilirsiniz. Kapalı betaya erişim sağlayabilirsiniz. Onun dışında kapalı betaya erişim sağlamanız imkansız ama oyunda talep fazla olduğundan dolayı ben kapalı beta'nın da fazla süreceğini düşünmüyorum. Direkt açık beta'ya sokup VPN ile çıkarırlar işte oyunu. Türkiye'ye açılmaz mesela. Orlarda Avrupa sunucu açarlar. Bir. bir de işte Asya sunucu aç açarlar. Orlardan oyuna erişim sağlayabilirsiniz VPN ile. Bunun da ben bir aya en fazla bir aya açık beta'ya çıkacağını düşünüyorum. 2-3 aya da betası kalkmış halde gelir arkadaşlar oyuna. Videom bu kadardı. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.